kendime doğru çekip kaldırıp vurup öne basıp geliyorum. Güzel. Şimdi bunu tek sayıda yapıyorum. Bir dediğimde hepsini birleştiriyorum. Hazır, bir. Birlikte. Bir. Bas geriye. Aşağı seviyesi tut. Aşağı. Öne basıp vurduktan sonra öne basıyorum. Altı. Şu anda 6 ayımız bitti. 7. aya girdik. Devam ediyoruz. Kırmızı kuşaktasın. Kırmızı kuşaktayım, evet. Doktor kontrolünde devam ediyorum. Sadece ağırlaştığım ve kilo alımım fazla olduğu için artık hareketlere daha dikkat ediyoruz. Hani kol tekniklerini daha çok çalıştırıyor hocamız. Ayak tekniklerini çok fazla yapamıyorum. Yok hayır, öyle bir tedirginliğim yok. Çünkü en başından beri kontrollü bir şekilde yaptığımız için. Bir de mesela hani normalde de hamile olmadan önce de mesela spor yapan kişiler hamile kaldıktan sonra aynı yaptıkları spora devam edebiliyorlar. Sadece kontrollü bir şekilde hem doktor kontrolünde hem antrenör kontrolünde yaptıkları zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Bebeğin gelişimi de gayet normal. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Dövüşlere girilmiyor. Sadece antrenmanlarımı yapıyorum ben. Antrenmanları aksatmamak adına. Ben kendi için mesela daha çok rahatlıyorum. En fazla da nefes egzersizlerimi tam olarak yapabildiğim için hani beni daha çok rahatlatıyor. Ama çünkü mesela hani ben bunu yapmasam, bir anda yapsam zorlanabilirim. Evet. Ama yaptığım için hani zorlanmıyorum. Büyük oğlum kırmızı siyahta, küçük oğlum kırmızıda, üçüncü oğlum beyazda, kızım sarıda, ben kırmızıdayım. Bebek doğuştan tekvandocu olacak. Ev hanımlarımına tavsiyem, yani ellerinde imkanları varsa buyursunlar, gelsinler. Burada hani hem sosyalleşiyorlar hem sporlarını yapıyorlar. Spor yapmanın bedenlerine kattıkları faydaları gördükten sonra zaten bırakamazlar. Ama önemli olan o ilk adımı atmak ve spora başlamalarını tavsiye ediyorum. Eşim evet, onun kuşağı yok. Evde mesela çocukların sev kartları falan var, korumalıkları. Hani onlar mesela sürekli kendi aralarında hadi giyelim, kavga edelim falan yapıyorlar. Hani çalışalım. Kız mesela elinde raketle gezer. Hani tutun biriniz ben vuracağım diye. Yani evdeki muhabbetler bu şekilde oluyor. Onlar düzenli devam ettikleri için antrenmana çalışıyorlar. Evde sürekli bir müsabaka var. Yani zaten iki oğlanın yaşı birbirine yakın oldukları için onlar daha fazla meyilliler. Onlar sürekli hani istiyorlar. Bu şekilde. 4 yaşında veririm. 4 yaşında vereceksiniz. Yani o da artık 4-5 6. kuşak olacak herhalde. Evet. Hedefim siyah kuşakta 2 dan yapmak. O hamilelikten sonra gerçekleşecek çünkü süresi denk gelmiyor. Tekvando'dan başka sporlar yapılabilir yani. Tekvando dışında benim yaptığım atletizm sporları var. İl dışlarına da gidiyorum. Tekvando'da daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Yani annem, gurur duyuyorum annemle. Bebek düşsün
Yani o konusu yani... Gün oluyor musun sen? Yok, hayır. Herhalde. Kontrol altında yapılıyor hepsi. Hı. O yüzden yani... Peki, güvende. Gelecek olan kardeşin hakkında neler söyleyeceksin? Bilmiyorum ya, o da ama benim gibi... olur mu? Olur, benim gibi bir sürü dalda spor yapsın istiyorum ben. Düşündüğüm ailecek tekvandocuyuz. Kendimizi savunuyoruz. Korkmuyorum. Korkmuyorsun. Yeni gelen kardeşin de olsun ister misin? Olsun isterim. Evet, arada bir yapıyorum. Yapıyorsun. Peki anneni nasıl buluyorsun? Tekvandoda iyi mi? İyi, bayağı iyi. Annemle gurur duyuyorum. Bebeğin düşmesine de korkuyorum. Ya bebeğin düşmesini gayretten hiç istemiyorum. Siyahdan falan olmamı çok istiyorum. Sen siyah kuşak mı olmak istiyorsun? Evet. Dan yapacaksın sonra anne gibi. Sonra dan yapacağım. Hı. Ve anneme de çok güveniyorum. O da olacak mı? Olacak. O da siyahtan olsun istiyorum. Kesinlikle içinden geliyor. Düzenli olarak antrenmanlara katılıyor. Doktor kontrolü altında. Doktorumuzla da görüşüyoruz. Düzenli antrenmanı yapıyor. Kendileri sadece kol teknikleri çalıştırıyorum. Ufak tempoda yürüyüşler, sık sık dinlenerek antrenmanımıza devam ediyoruz Seher Hanım'la. Doktorumuzun müsaade ettiği sürece, herhangi bir sağlık sorunumuz yaşamadığımız sürece biz antrenmanlara devam ediyoruz. Başta da söylediğim gibi sadece kol teknikleri sandalyeye oturtturuyorum. Aynanın karşısında işte çirigi, anmaki, ondan sonra ayramaki gibi kol teknikleri çalışıyoruz. Yani sürekli ayakta tutmuyorum kendisini. Evet, yeni bir bebişimiz daha geliyor inşallah. Sağlıkla ve sıhhatle de. Daha sonra ailemize onu da dahil edeceğiz inşallah. Emin, bir dakika. Muhammed kaç yaşında? 11. Şimdi? Baran. Baran Çiçek. Baran Çiçek. Baran Çiçek. Görüntü alıyorum. Bana baksın herkes, buradayız.